Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Kısa süre önce Xiaomi'nin ülkemize satışa sunduğu Mi 10T Pro 5G modelini inceleyeceğiz. Bu model aslında bayağı bir ses getirdi diyebiliriz. Çünkü özelliklerine baktığımız zaman fiyatı son derece uygundu arkadaşlar. Genel itibariyle artık son dönemde orta segment cihazlar bile 6000 lira falan gibi uçuk fiyatlardan satışa sunulmaya başladı. Ki biliyorsunuz en son Apple yeni iPhone modelleri için böyle 9999 Türk lirasından başlayan absürt bir fiyat tablosuyla karşımıza çıktı. Fakat Xiaomi ne yaptı? Snapdragon 865 taktığı ve üst segmente hitap eden modelini 5800 lira gibi uygun bir fiyattan satışa sundu. Doğal olarak bu telefon üst segment bir cihaz almak isteyenlerin dikkatini çekti. Biz de geçtiğimiz günlerde kutusunu açmıştık. Şimdi ise incelemesiyle karşınızdayız. İlk olarak arkadaşlar telefonumuzun tasarımıyla incelemeye başlayalım. Telefonda şöyle kendinize tuttuğunuz zaman bir kere bir albenisi var arkadaşlar. Bunu direkt söyleyebiliriz. Delikli ekran tasarımıyla geliyor. Delikli ekran tasarımıyla gelmesinin yanı sıra yan ve üst çerçeve gayet ince şekilde konumlandırılmış. Alt çerçeve ise genele baktığımız zaman daha ince. Yani biliyorsunuz artık pek çok modelle alt çerçeve bir tık kalın oluyor. Fakat Xiaomi alt çerçeveyi olduğu kadar inceltmiş. Bu gerçekten hoş. Yani telefonun önden bakıldığı zaman uçtan uca ekran tasarımını sonuna kadar size hissettirdiğini söylemek mümkün. Genele baktığınız zaman alt çerçeve o kadar kalın oluyor ki bazı modellerde hani tam ekran tasarımının da bir anlamı kalmıyor. Çünkü oraya tuş koysa üretici muhtemelen koyar ama koymuyor. Ne yapıyor? Parmak izi okuyucusunu arkaya koyuyor. Xiaomi ise böyle bir şey yapmamış. Alt çerçeveyi de ince tutmuş. Bu açıdan bakıldığında benim gerçekten hoşuma gitti telefonun tasarımı. Telefonu kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonu yer alıyor. Sol tarafta ise herhangi bir buton ya da giriş yok. Alt kısımda arkadaşlar Type-C girişimiz ve sim kart yuvamız var. Üst bölümde ise çeşitli mikrofon ve hoparlörler var. Arkaya geçtiğimizde arkadaşlar bir kamera çıkıntısı ile birlikte üçlü ana kamera modülünü görüyoruz. Ve bu rengin arka kapak tasarımının da son derece hoş olduğunu, en azından benim çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Böyle bir yansıma, bir ayna havası var. Gerçekten hoş bir telefon. Böyle bir buz mavisi gibi gerçekten göze hoş geliyor. Yani en azından benim bayağı bir hoşuma gitti bu kapak. Şimdi şurada bir detayı söylemek istiyorum sizlere. Dışarıdan bakıldığı zaman sanki arka tarafta 5, hadi bir flash ışığını ayırt ettiniz diyelim, 4 kamera var gibi görebilirsiniz. Fakat arkadaşlar burada şu noktanın içi doldurulmuş. Yani bu kamera değil. Bu tamamen tasarımsal bir oyun diyebiliriz. Yani arkada 3 adet kameramız bulunuyor. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Kamera çıkıntısının bir hayli yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani bu sizi biraz rahatsız edebilir ki telefonun kalınlığı da çok az değil. Gayet kalın bir telefon. Yani elinize aldığınızda zaten telefonun ne denli kalın olduğunu fark edebiliyorsunuz. Bu kalınlığın yanına bir de bu kamera çıkıntısı eklendiğinde hayli kaba durduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Yani hiç öyle ince falan bir telefon, bir cihaz değil. Hani bu kalınlığın yanında tabii ki 5000 mAh'lik bataryaya sahip olmasının rolü var mıdır? Elbette vardır. Fakat burada 108 megapiksellik bir kamera kullanılmış ki bence bu kamera kurulumu kalınlıkta önemli bir rol oynuyor. En azından benim görüşüm bu yönde. Şimdi arkadaşlar tasarımdan bahsettikten sonra biraz ekran detaylarına gelelim. Artık biz üst segment cihazlarda AMOLED ekranları görmeye alıştık. Hatta Xiaomi'nin imzasını taşıyan Poco F2 Pro modelinde de AMOLED ekran kullanılmıştı ki Poco F2 Pro bu telefondan hala hazırda 200-300 lira daha ucuz. Önümüzdeki günlerde Poco F2 Pro ile Mi 10T Pro'nun karşılaştırmasında gelecek. Bunun hemen size bilgisini de vermiş olayım yeri gelmişken. Bu telefonda ise arkadaşlar AMOLED ekran yerine IPS LCD bir panel tercih edilmiş. IPS LCD bir panel tercih edildiği için de ekran altı parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Parmak izi okuyucusu da telefonun yan kısmına power butonunun üzerine yerleştirilmiş. Zaten IPS LCD ekranlarda parmak izi okuyucusu ya telefonun sırtına ya da bu power butonuna yerleştiriliyor ki bence power butonuna yerleştirilmesi çok daha iyi. Ne bileyim arka tarafta benim parmak izi okuyucusunun durması çok böyle hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Evet, ekran özelliklerine geri dönelim. Bu ekranda arkadaşlar IPS LCD bir panel olmasına rağmen Xiaomi yine de Corning Gorilla Glass 5'e yer vermiş. Yani telefonun ekranı darbelere karşı gayet dayanıklı. Ayrıyeten kutudan çıktığında üzerinde bir ekran koruyucu da yer alıyor. Fakat bu ekran koruyucu çok ince. Dilerseniz daha kalın, böyle hani kırılmaz diye satılan
ekran koruyucularından da temin ederek satın alabilirsiniz. Çünkü bu üzerindeki ekran koruyucu muhtemelen çizilmelere karşı telefonu koruması için kullanılmış. Fakat böyle kırılmalara ya da sert darbelere karşı çok dayanıklı olacağını ben sanmıyorum. Dediğimiz gibi IPS LCD bir ekran var. Burada parlaklık seviyesini merak ediyor olabilirsiniz. Pik noktası 650 nits arkadaşlar. Fakat bunu her yerde vermiyor size telefon. Fakat 500 nitslik bir parlaklığı her ekranda aldığınızı söyleyebilirim. 144 Hz'lik bir yenileme hızına sahip bu ekran. 6.67 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde 395 ppi piksel derinliğinde ve 6.67 inç boyutta sahip. Burada ekran gövde oranını merak ediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi çerçeveler vesaire ince ki Xiaomi burada %85.2 gibi bir ekran gövde oranını yakalamayı da başarmış. Ekrana değindikten sonra teknik özelliklere geçmeden önce şunu size söylemek istiyorum. Bazı noktalarda sanki ekran hani benim telefonum mesela Reno 3 Pro arkadaşlar şu anda. Aynı ekranları açtığım zaman sanki Xiaomi'nin ekranı biraz daha böyle sarıya yakın duruyor gibiydi. Önümüzdeki günlerde Poco F2 Pro ile karşılaştırdığımızda da bunu daha net göreceğimizi ümit ediyorum. Muhtemelen bu IPS LCD panelden de olabilir. Çünkü Reno 3 Pro'da da biliyorsunuz AMOLED bir ekran söz konusu. Yani mesela beyaz bir sayfa açıyordum ben Reno 3 Pro'da. Bembeyaz görünürken bu telefonun yanına koyduğumda yani Mi 10T Pro'nun yanına koyduğumda biraz daha böyle sarımtırak kalıyor. Bunu dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki günlerdeki karşılaştırmada size net bir şekilde göstereceğiz. Bunu da bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Ekrandan sonra gelelim teknik özelliklere arkadaşlar. Dediğim gibi Xiaomi bu modelinde Snapdragon 865 Yonga setine yer vermiş. Bu Yonga seti bakıldığı zaman üst düzey bir Yonga seti. Biliyorsunuz Qualcomm ilk etapta Snapdragon 865 çıkarmıştı. Sonra Snapdragon 865 Plus'ı çıkarmıştı. Dolayısıyla bu telefonda sizin oyun tarafında ya da uygulama tarafında açamayacağınız, yüksek performansla oynayamayacağınız, çalıştıramayacağınız bir oyun ya da uygulama bulunmuyor. Bunun müjdesini size baştan vermiş olalım. Yani telefon performans anlamında sizi kesinlikle üzmeyecektir arkadaşlar. Zaten Snapdragon 865 taşıyan bir telefonun oyun performansını vesaire tartışmaya gerek yok. Isınma vesaire gibi sorunlar var mı gibi sorabilirsiniz. Hemen onu da söyleyelim. Ben bu telefonla bayağı bir oyun falan da oynadım. PUBG falan oynadım arkadaşlar. Herhangi bir ısınma falan olmadı. Yani böyle ısınma derken elbette bir ısı değişimi oluyor oyun oynarken. Fakat öyle aşırı ısınma, elinizi rahatsız edecek, elinizi terletecek bir şey söz konusu olmuyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Oyunu böyle 1-2 saat oynasanız bile herhangi bir kasma, donma vesaire bu tarz negatif bir tablo ile karşılaşmıyorsunuz. Kasma, donma olmadan rahat rahat oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bu telefonu ben oyun için almak istiyorum diyorsanız hiç şüpheniz olmasın. Gayet oyun performansı memnun edici seviyede. Zaten Xiaomi Game Turbo diye bir link de sunuyor size. Telefon içerisinde bu Game Turbo sayesinde oyunları biraz daha üst düzeyde çalıştırıyor. Yani normalde atıyorum 3 çekirdek açıyorsa oyunda 5 çekirdeği hiç kafadan açıyor size oynatıyor. Ve burada oyunlarda da üst düzey bir performans sunuyor. RAM tarafına baktığımızda ise 8 GB'lık bir RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanının olduğunu görüyoruz. Zaten RAM ve dahili depolama alanında da sıkıntı yok. Günümüzde pek çok modelde 64 GB'dan başlıyor bu dahili depolama oranı. Fakat burada Xiaomi'nin 128 GB'a yer vermesi güzel olmuş arkadaşlar. Artık 64 GB bizler için yeterli değil. Sürekli fotoğraf çekiyoruz çünkü. Pek çok kişi deli gibi fotoğraf çekiyor açıkçası. Dolayısıyla bir süre sonra ki bunları silmeye de kıyamıyorlar. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz fotoğraftan ne uygulamaya yer kalmış ne oyuna yer kalmış. Bir yeni çıkan bir oyun indirin diyorsunuz bir bakıyorsunuz 1.5 GB, 2 GB. Yani oyun boyutları da artık böyle absürt seviyelere ulaşmış durumda. O yüzden artık ben 64 GB'lık bir cihaz almanızı tavsiye etmiyorum. Alacaksanız arkadaşlar en düşük 128 GB olsun. Çünkü hani ben fotoğraf çekmiyorum deseniz bile dediğim gibi bir oyun yüklüyorsun, iki oyun yüklüyorsun. Çok fazla yer kaplıyor ki bu alanlar önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi gözüküyor. Oyun boyutları, uygulama boyutları günden güne artıyor çünkü. Şimdi teknik özellikleri bir kenara bırakıp biraz da arkadaşlar telefonumuzun kamera detaylarına yer verelim. Çünkü Xiaomi bu telefonunu kamera kurulumuyla ön plana çıkarmak istedi ki görüyorsunuz burada nal gibi bir kamera bulunuyor. 108 megapiksellik. Tabii şunu biliyor olmanız lazım artık. Biz bunu pek çok incelememize söyledik. Kağıt üzerinde yazan rakamlar bizler için çok önemli değil arkadaşlar. Burada 108 değil 256 megapiksel de yazsa bu telefonun çok iyi aman aman dünyanın en iyi fotoğraf çeken telefonu olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü söz konusu kamera olduğunda işin içinde pek çok bilinmeyen var. Fakat biz yine de size
Şimdi öncelikle kağıt üzerindeki bilgilerini bir verelim. Sonra bu telefonun canlı fotoğraf performansını da zaten göstereceğiz. Dediğim gibi bu telefonda arkadaşlar 108 megapiksellik f1.7 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera bulunuyor. Buna 13 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası ve 5 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. Bu kameralarla arkadaşlar 8K'lık ve 4K'lık videoları çekebiliyorsunuz. Tabi 8K'lık bir video çekmek istediğinizde 30 fps, 4K'lık bir video çekmek istediğinizde ise 30 ve 60 fps seçeneklerinin bulunduğunu hatırlatalım. Bunun dışında ön tarafta da 20 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameramızın olduğunu da sizlere hatırlatalım. Ve şimdi sizleri Mi 10T Pro modeliyle çektiğimiz fotoğraflar ile baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, fotoğraf kalitesini gördünüz. Telefonun fotoğraf kalitesi üst segmente göre, en azından fiyatı seviyesindeki telefonlara göre gayet ideal diyebiliriz. Bir de video performansına göz atalım isterseniz. Ondan sonra tekrardan buradayız. Evet, gelelim cihazımızda bulunan batarya miktarına arkadaşlar. Xiaomi bu telefonunda 33 wattlık bir hızlı şarj desteğine yer vermiş ki bu hızlı şarj desteği 5000 mAh'lik bir bataryayı besliyor. 5000 mAh günümüz şartlarında ortalamanın üstünde olarak kabul edilebilir. Biliyorsunuz genel itibariyle baktığımız zaman ortalama 3000 ile 4000 arasında değişiyor. Fakat 5000, 6000, 7000 gibi kapasitelere geldiğimizde ortalamanın üzerinde olarak değerlendiriyoruz biz onları. Dolayısıyla burada da 5000 mAh'lik bir batarya söz konusu. Ben bu telefonu arkadaşlar böyle 1-2 hafta kullandım. Genel itibariyle beni 2 gün rahat götürdü. Ben tabii çok fazla oyun oynamadım ama hani mesela şarja takıyordum, %100 alıyordum. 2 gün beni rahat bir şekilde götürüyordu. Sosyal medyada vesaire dolaşıyordum. Günlük böyle rutin maillerimi vesaire takip ediyordum. Rahat bir şekilde beni 2 gün götürüyordu. Sizi de çok oyun oynasanız dahi 1,5 gün götürecekti diye tahmin ediyorum. Ben tabii burada çok oyundan kastım. Kalkıp da 6-7 saat böyle absürt miktarlarda oyundan bahsetmiyorum. Nedir? İşte 1 saattir, 2 saattir günlük 1-2 saat oyunla sizi belli bir süre götüreceğini düşünüyorum. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar, telefon sizi batarya tarafında da üzmeyecektir diyebiliriz. Şimdi Mi 10T Pro'nun fiyatı ile ilgili de biraz konuşalım ve incelememizi sonlandıralım. Dediğim gibi bu telefon 5800 lira gibi bir etikete sahip. Bu seviyeye alabileceğiniz bir başka telefon var mı diye soracak olursanız, evet var, Poco F2 Pro ki o da Xiaomi imzası taşıyor. Yani bu fiyata, bu teknik özelliklerde Xiaomi'den başka kimse telefon satmıyor. Dediğim gibi bir kez daha hatırlatıyorum. Önümüzdeki günlerde, çok bir aralıktan bahsetmiyorum arkadaşlar, 3-4 gün sonra gelebilir bu video. Bu iki telefonun karşılaştırmasıyla karşınızda olacağız. Dolayısıyla o karşılaştırmaya bakmadan iki telefon arasında kaldıysanız karar vermeyin derim ben. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.